Hocalarım merhabalar. Evet, yeni bir eğitim öğretim dönemine başlayacağız 2025'e. Şimdi hocalarım sürece başlamadan önce tarih OABT için özellikle söylüyorum. Tabi bunu GKY üzerine de konuşacağız. Nasıl çalışmamız gerekiyor? Sınavın ağırlığı, yoğunluğu nedir? Hangi bölümlerden ne kadar net yapmamız lazım? Ve en önemlisi tarih OABT'ye nasıl çalışmak gerekir? Eğer nasıl çalışırsam ilk 500'e, ilk 200'e, ilk 100'e girebilirim. Beraber bunun üzerine konuşarak ilerleyeceğiz. Şimdi OABT ile beraber başlamadan önce sınavın yoğunluğunu kesinlikle çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hocalarım biliyorsunuz ki ilk olarak genel kültür genel yetenek sınavına gireceğiz. Genel kültür genel yetenekten %30 sorumlusunuz. Alacağınız puanın %30'unu oluşturuyor. Buranın içerisinde neler var? Bunu biraz sonra konuşacağız. Gelelim eğitim birimlerine. %20'lik kısmını eğitim birimleri kapsar. Yani %50'si genel kültür genel yetenek ve eğitim birimleridir. Geriye kalan %50 ise en önemli olan kısım OABT sınavınız olacak. Şimdi burada genelde eğitim birimleriyle alakalı söylüyorum. Eğitim hocaları da konuştuğunuz zaman hani olmazsa olmaz olarak belirtilen yerdir. Evet doğrudur aslında. Fakat böyle eğitim ya da genel kültür genel yetenek arasında asla bir ayrım yapmanıza gerek yok. Hatta eğer bir ayrım yapılacaksa %30 oranından dolayı genel kültür genel yetenek çok daha ağır basmaktadır. Buna çok çok dikkat edin. Biliyorsunuz ki buradan 120 tane sorudan sorumlusunuz. Eğitimde 80 sorudan sorumlusunuz. ÖABT'de ise alan eğitimle beraber 75 tane sorunuz var. Şimdi bir tarih öğretmeni KPSS'ye hazırlanırken genel kültür genel yetenekler neler yapmalı? Eğitimler neler yapmalı? Hadi bunlar üzerine konuşarak ilerleyelim. Sayfamızı bir değiştirelim. Şimdi hocalarım kültür yetenek ve eğitimle alakalı başlayalım. Birincisi, biz tarihçi yani sözelci olduğumuz için matematik yeteneğimiz çok yok. Daha önceden gelen bir matematik yeteneğin vardır, matematik yapabiliyorsundur. O zaman bir şey diyemem. Evet, yapabiliyorsan üzerine koyabilirsin çok emek harcamadan. Ama eğer matematikle ilgili bir yeteneğin yoksa en büyük yanılgılardan bir tanesi budur. Dönem başlar başlamaz ya ben matematik yapmalıyım, buradan fark atmalıyım diyerekten matematiğe yükleniyorsunuz. İnanın boşa. Ne kadar çalışsanız da asla 10 netin üzerine kolay kolay çıkamazsınız. Ve ona harcadığınız emeği gidip ÖABT'ye harcasınız. Buradan bırak 10 neti, buradan 3 net fazla yapsan zaten buradan yapacağın 10 tane sorudan daha fazla kazandırıyor sana. Eğer matematik geçmişin yoksa sakın buraya bulaşma. Önce bununla beraber başlamış olalım. Ve ben çok derece yapan öğrenci gördüm. Sıfır matematikte veya 3 tane, 5 tane hani böyle ne kadar parmak hesabıyla yapabiliyorsa o kadar matematik yapmışlar. Peki diğerlerinden ne yapacağız? Türkçe bizim için olmazsa olmazımız hocalarım. KPSS sürecinde öğrencilerin en çok böyle ekarte ettiği yerdir Türkçe. Ya ben Türkçeyi yaparım, son bir ayda baksam da olur, şöyle yapsam da olur, böyle yapsam da olur diyenlerin yapabildiğini görmedim. O yüzden Türkçeyi ciddiye alman gerekiyor. Ciddiye alman gerekiyor derken öyle tabii ki de deli gibi yoğun bir şekilde Türkçe çalışmana da gerek yok. Peki nasıl ciddiye alabilirim Türkçeyi? İki şekilde. Birincisi hocalarım paragraf soruları. Daha sürece başlar başlamaz hemen sürecin başından itibaren çok özür diliyorum. Sessiz aldım. Sürecin başından itibaren paragraf sorusu çözmeye başlayın. Paragraf sorusu çözerken de ya işte ben şu yayını duydum çok iyiymiş, bu yayını duydum çok iyiymiş. Asla bunların hiçbirine gerek yok. Özellikle paragraf sorusu çözerken kesinlikle çıkmış sorular. Peki neleri çözebilirim? Birincisi KPSS'nin çıkmış sorularını çöz hocam. Son 10 yılı çöz. 10 yıldan geriye gidersen yine bir işine yaramaz. Çünkü 10 yıl öncesi tabii kaba saba konuşuyorum bunu. 2012 öncesi gibi de düşünebilirsiniz. 10 yıl öncesine kadar kolaydı. Fakat 10 yıl öncesinde Türkçe sorularını ciddi anlamda zorlaştırmaya başladılar. Ve bu zorluk her yıl arta devam etti. O yüzden siz gidin KPSS'nin çıkmış Türkçe sorularını, paragraf sorularını çözün. Hocam ben bunları bitirdim ne yapacağım? O zaman DGS soruları, o zaman ALES soruları ama ne yap kesinlikle çıkmış soruları çöz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hocam en güzel yapabileceğin yöntem şudur. Her sabah, şimdi güzel bir ders programın olmalı bir defa buradan başlayacağız. Her sabah masaya oturur oturmaz Türkçe sorusuyla başla. Atıyorum tamamen bu sürecin başında 10-15 paragraf sorusu olarak başlar. İlerleyen süreçte de bu sayıyı artırarak gidersiniz. Durumunuza göre hareket edersiniz. Ama ne yapın yapın her gün sabah paragraf sorusu çözerek güne başlayın. Ki sınava kadar Türkçe kısmını en azından paragraf kısmını halletmiş olalım.
Geriye kalan kısım dil bilgisi zaten, gramer konuları biliyorsunuz. Onu da öyle ya da böyle halledersiniz. Hani profesyonel bir destek aldığınız sürece bununla ilgili problem yaşamazsınız. O çalışarak halledilecek bir şeydir. Fakat paragraf kısmı öyle çok ne yazık ki çalışacak bir kısmı yok. Oturup güzel bir şekilde çıkmış soruları çözeceksiniz. Bunu da anlaştık. Şimdi genel yetenek kısmı böyle. Türkçe'ye çalışıyorum, matematik temelim yoksa salladım gitti. Peki biz tarihçiler olarak genel kültür, genel yetenekten tarih çalışmalı mıyız? Şimdi hocam burada şöyle, eğer altyapın varsa, daha önceden bir KPSS'ye geçmişin varsa, yani ikinci yılındadır, üçüncü yılındasındır, daha fazla da olabilir bu durum. O zaman tabii ki de GK'ya tarih çalışmana kesinlikle gerek yok. Ama ilk yılındasındır, daha yeni bismillah dedin, KPSS süreciyle başlıyorsun. Ben olsam kesinlikle şunu yaparım. İlk yıl başlayan öğrencilerime kesinlikle bunu yaptırıyorum bu arada online eğitimlerimize, platformlarımızda. Peki ne yapıyoruz? Şöyle. Şimdi bütün konular ortak değil ama mesela İslamiyet öncesi. Ben diyorum ÖABT'den İslamiyet öncesini anlatmadan önce genel kültür genel yetenek dersinde bir dinle İslamiyet öncesini. Neden? Çünkü temel bir şekil oluşturursun ki sorular zaten %99 benzer geliyor. Bir tık ağırı sadece ÖABT sorusunu oluşturuyor. O yüzden burada bir temel oluştur. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra veya bir hafta sonrası zaten alanda yine aynı konu. İslamiyet öncesinin çok daha derinlemesine işlemiş oluyoruz. Çünkü 7 tane sorunuz geliyor. Ayrıntılı bakmamız gereken yerlerden bir tanesidir. Orada da üzerine eklemeler yaptığın zaman o genel öğrenmiş olduğun şablonun üzerine mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu ilk yılındaysan eğer evet kesinlikle çok işine yarar. Fakat zaten benim tarihten altyapım var. Ben bugün sınava girsem zaten 27'de 24, 23, 22 yapabiliyorum diyorsam o zaman kesinlikle buraya çalışmana gerek yok hocam. Fakat şu çıkmış sorulara en son geleceğim. Coğrafya ve vatandaşlığa çok iyi çalışmanız gerekiyor. Çünkü bizim en iyi fark atacağımız yerler Türkçe, coğrafya ve vatandaşlıktır hocalarım. Tarihi zaten hepimiz öyle ya da böyle yapıyoruz. O yüzden bunlara daha çok dikkat edeceğiz. Coğrafya senenin başında, bak senenin başında başlamalı, düzenli bir şekilde ilerlemeli hocalarım. Vatandaşlık için çok bir şey diyemem. Vatandaşlıktan zaten biliyorsunuz 9 tane soru geliyor. Yani 15 soru var ama 6 tanesi güncel bilgiler. Orası zaten kısmet. Vatandaşlığın o 9 tane sorusu da genelde ezber soruları üzerinden gelir. Yani bunu senenin başında halledip düzenli olarak soru çözebilirsin. Ya da biraz daha böyle sınava yakın, hani 4 ay kaldı, 5 ay kaldı gibi böyle ikinci dönemede bırakabilirsin vatandaşlık kısmını. Tamamen ezbere dayalı olduğu için bu konuda bir şey diyemem. Şimdi KPSS öğrencisinin en büyük problemlerinden bir tanesi de şudur. Senenin ilk başında sınava çalışmaya başladığında bütün derslere çok ciddi anlamda güçlü bir şekilde yüklenir ve böyle sanki amaç bir an önce konuları bitirmek. Yani ÖSYM sanki ilk konuyu bitirene atama veriyormuş gibi bir algı var. Hocalarım asla bunu yapmıyorsunuz. Belli bir plan program dahilinde düzenli bir şekilde ilerlemiş olmanız gerekiyor. Ben şunu merak ediyorum. Mesela adam diyor ki hocam ben yazdan vatandaşlığı bitirdim. İyi yaptın. Peki ne yapacaksın? 10 aylık 11 aylık bir sınav süreci var ya da 9 ay diyelim ki. 9 ay boyunca ne yapacaksın vatandaşlıkla ilgili? Unutmamak için sürekli tekrar, sürekli soru çözümü. Bu da eşittir zaman kaybı demektir. Değil mi? Yani son birkaç ayda halledebileceğin bir şey için bir sene boyunca unutmamak adına yazdan konuyu bitirdiğin için sürekli tekrar yap soru çöz, tekrar yap soru çöz. Bu seni hem yoracak birincisi, ikincisi çok fazla zamanını alacak. Ne gerek var ki böyle bir şey yapmana? Bırak yay, zamana yay, bu şekilde bitirmeye çalış. Ya da dediğim gibi sınava daha yakın bir noktada. Bunu sadece vatandaşlık için söylüyorum. Diğer dersler için de bu geçerli aslında. Yani coğrafyayı ben bir ayda bitireceğim hocam. Hayır bitirme, niye bitiriyorsun? Bir ayda coğrafyayı bitirirsen bir dönem boyunca sürekli tekrar etmek zorunda kalırsın. Bu şu anlama gelmez. Hocam ben işte sürekli tekrar ettiğim için bu konuyu ya da bu üniteyi ya da bu dersin tamamını çok iyi öğrenmiş olacağım. Hayır öyle olmuyor. Çünkü sen coğrafyayı çok hızlı bitirdiğin için diğer derslere de az zaman ayırmış oldun. Mesela önce genel kültür genel yetenekini bitireyim sonra eğitim bilimleri çalışmaya başlayayım gibi düşünün. Zaten coğrafyaya yeteri kadar ağırlık ilerleyen süreçte veremiyorsun. Bu da ya unutmana neden oluyor ya da karıştırmana neden oluyor. Ya da çok hızlı öğrendiğin için çok hızlı bir şekilde de unutman beraberinde geliyor. O yüzden zamana yaymaya çok çok dikkat edin. Asla acele etmeyin. Tamam mı? Bu bizim için önemli. Şimdi gelelim çıkmış sorular kısmına. Hocalarım, genel kültür genel yetenekler yine bu her ders için geçerli değildir. Mesela vatandaşlıkta biliyorsunuz ki anayasa değişikliğinden dolayı 2018 yılında birçok bilgiler değişti anayasa değişikliğiyle beraber. Vatandaşlıktan 2018'den öncesini çözmek
çok mantıklı değil. Coğrafyada evet çıkmış sorular çözülebilir. Orada da TÜİK verilerine çok çok dikkat edin. Onlar da değişiyor çünkü. Yani ne bileyim, en kalabalık şehir değişiyor. En mutlu olan şehir değişiyor gibi gibi şeyler var. Dikkatli bir şekilde coğrafya sorularını çözün. Ama geriye kalan tarih soruları olsun, Türkçe soruları olsun, bunların tamamını da son 10 yılı çok çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bakın, çıkmış soruları çözerken şu çok önemli. Ben işte hocam çıkmış soruları deneme gibi çözmek istiyorum. Kaç net yaptığımı görmek istiyorum. Bunun hiçbir faydası yoktur. Neden bunun faydası olmaz? Çünkü ders anlatılırken, bu bütün hocalar için geçerli, çıkmış sorulara göre bir müfredat, bir ders programı, ders içeriği oluştururuz ve ona göre anlatırız. Ve dersi anlatıyorken mesela 2014 yılında çıkmış bir tarih bilgisi vardır. Bunu vurgularız. Bak, bu soruldu, bu soruldu, tekrar gelir, dikkatli ol, şöyle yap, böyle yap gibi. Sen bunlara zaten çok iyi bir şekilde aldığın için hocandan ve soruları çözerken de hep hocaların vurguladığı yerler karşına çıkacağı için çok iyi netler yapabilirsin. O yüzden çıkmış soruları sınav gibi çözmek sana hiçbir şey kazandırmaz. Ama ne yapacağım hocam ben o zaman? Hocam, çıkmış soruları çok iyi analiz edeceksin. İnsanlar bazı şeyleri, öğretmenler için söylüyorum bunu, ders anlatan KPSS öğretmenleriniz için söylüyorum, gözden kaçırabiliyorlar. Yani mesela çok basit bir örnek vereceğim. Belki de vardır, bu sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Çıkmış sorulardan bir tanesine Altay Destanı. Altay Destanı seçeneklerde kullanılmış. Türklere ait olan en eski destandır. Yaratılış Destanı diye de geçer. Altay Türklerine ait. Fakat ben bunu, şimdi herkesi tabii ki de dinlemiyorum ama konu anlatım kitaplarının hiçbirinde görmedim. Oysa ki ÖSYM bunu evet doğrudan soru olarak sormamış ama seçeneklere koymuş. Bu şu demek: yarın bir gün bize bunu getirse karşımıza, birçoğu bunu duymamış olacaklar. O zaman ne yapacaksın? Sen burada çıkmış soruları kendini analiz edeceksin. Orada neyi sorduğu ve cevabı ne olduğu çok önemli değil aslında. Orada sana Ergenekon destanını sormuştur, Bozkurt destanını sormuştur, bunun bir önemi yok. Seçeneklerde adam ne kullanmış, onlara çok çok dikkat et. Çünkü o seçeneklerdeki bilgiler bugün olmasa yarın sınavda karşına mutlaka çıkacaktır hocalarım. Burada tabii ki de yanlış anlaşılma olmasın. Kimseyi zan altında bunu anlattılar, anlatmadılar diye bırakmak istemiyorum. Zaten kim nasıl anlatıyor o kısmıyla da çok ilgilenmiyorum. Sadece dikkat etmeniz gereken esas yeri vurguluyorum. Bu bilgiye dikkat ederseniz çıkmış soruları çözerken çok daha işinize yarayacaktır. Şimdi gelelim eğitim bilimlerine. Eğitim bilimlerinin içeriğini ben tabii ki de bilemem. Çünkü yani hangi dersler ne kadar sorunuz geliyor, zorluğu, kolaylığı nedir, bu kısmı çok bilemem. Ama eğitim bilimlerinde kesinlikle çok iyi yapmanız gerekiyor. En azından ortalamanın altına düşmemen gerekiyor. Birinci kural şu, biraz sonra şu derecelerde göreceğiz. Hocalarım, ya kültür yetenekten ya eğitim bilimleri. İkisinden birinde iyi olmalısınız. Başka şansınız yok. Şimdi bak, beraber şuraya ben birkaç tane örnek yazdım. Bunlar 2024 KPSS sınavında tarih ÖABT'de bazı ön plana çıkmış olan dereceler. Bazıları benim öğrencilerim, bazıları sosyal medyadan gördüğüm sonuçlar, aldığım sonuçlar. Hadi beraber bakalım. Bak, Türkiye 10.'su. Hocamı tebrik ederim bu arada. Bakalım neler yapmış. Kültür yetenekten, genel yetenek kısmından 27'ye 9. Bak, çok iyi Türkçe çözmüş ki muhtemelen yanına matematikte koymuş. Genel kültür kısmı 49'a 3. Mükemmel yapmış. Yani kültür yeteneği adamın çok güçlü. Eğitim bilimlerine bakıyorum, 67'ye 11. Bak, şu diğer derecelerle karşılaştırdığınız zaman eğitim bilimlerinde de çok güzel. ÖABT'si zaten 67'ye 7. Bu beraberinde Türkiye 10.'luğunu getirmiş. Tabi bu çok üstün bir başarı, üstün bir derece demektir. Evet, yapabilir miyiz? Çok iyi bir çalışmayla, çok güzel bir programla tabii ki de bunu yakalayabiliriz. Ama mesela biraz daha diğerlerine bakalım. Türkiye 30.'suna bakıyorum hocam, 20'ye 4. Bak, genel yetenek. Kültür yeteneğine bakıyorum, 43'e 16. Çok güzel. Eğitim bilimleri güçlü ama ÖABT'si en güçlüsü. Zaten şu ÖABT yapmadığın zaman şunların hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden birinci kuralımız, burada çok iyi bir başarı yakalamamız gerekiyor. İkincisi, bunun yanına ya iyi bir eğitim koymanız gerekiyor ya da iyi bir kültür yetenek koymanız gerekiyor. Şu Türkiye 10.'sunda olduğu gibi zaten ikisini de iyi yaparsan müthiş bir derece getiriyor. Bak, daha aşağılara inelim. 241. İnşallah hocam da atanır. Bakalım. 8'e 12. Çok kötü genel yetenek kısmı. Genel kültür kısmı orta seviyelerde. Eğitim yine orta seviyelerde. Hatta ortanın da çok çok altında. Ama ÖABT'si muhteşem. Ve bu yapmış olduğu ÖABT ona 241'i getirmiş. Diğerlerine bakalım. 116. bizim öğrencilerimizden bir tanesiydi. 21'e 5 normal seviyelerde. 42'ye 7 normal seviyelerde. Eğitim güzel.
EABTS çok güzel. Zaten EABT'de 60'ın üzerine çıktığın andan itibaren eğer şu ikisinden bir tanesini güçlü tutmayı başarıyorsan bu sana beraberinde iyi bir derece, iyi bir sıralama ve atamayı da getiriyor. Yani şu netler 116 için, 241 için, 67 için söylüyorum. Yapılamayacak netler değiller hocalarım. Eğer düzgün bir programla doğru bir şekilde ilerlerseniz kesinlikle bu başarıyı siz de yakalayabilirsiniz. Burada özellikle söylemeye çalıştığım şey ben genel kültür genetiğine hiç bakmayacağım. Zaten tarihçiyim, tarihi de yaparım. Eğitim yapayım, ÖABT yapayım. İşe yaramaz hocam. Ben işte eğitime hiç bakmayayım, genel kültürle beraber ÖABT yapayım. İşe yaramaz. ÖABT'nin en güçlüsü olacak. Orayı çok çok iyi tutman gerekiyor. Yanına diğerini ortalamanın altında düşürmeyecek şekilde ya GK'yını ya eğitim bilimini bir tık daha artırman gerekiyor. Buna çok çok dikkat etmelisin. Hangisinin nasıl olacağına tabii ki de sen karar vereceksin. Genel kültür, genel yetenekle ilgili genel durumumuz böyle. Şimdi gelelim esas bizi ilgilendiren kısmına. Biz ÖABT'ni nasıl çalışacağız? Şimdi burada hem sosyal bilgiler hem tarih öğretmenleri için konuşacağım. Tabii ki de sözel olan bütün branşlar için de ÖABT'si olanlar için söylüyorum. Bu durum geçerlidir aslında. Şimdi hocalarım konu çalışıyorken önce oradan başlayacağız. Neler yapacağız? Zamanınızı, haftanızı 3 parçaya ayırmanız gerekiyor. Peki nasıl bir ayrım yapmam gerekiyor? Şu şekilde. Şimdi birinci zaman diliminizde konuyu öğrenmeniz lazım. Peki ben konuyu nasıl öğreneceğim? İşte hocayı dinledim, tamamdır. Hayır, değildir. Atıyorum tamamen tarih bilimi ilk üniteyle beraber başladık. Dersi dinledin benden ya da herhangi bir hocandan. Bu öğrendiğin anlamına gelmez. O dersin dinlemesi, ders ünitesi bittikten sonra derste senin bu konuyla ilgili çalışman gerekiyor. Peki konu çalışırken ne yapacağım? Eğer ezberlemen gerekense ki tarih bilimi müthiş bir ezber gerektirir. Birçok tarihçi vardır orada öğrenmeniz gereken. Güzel bir ezber yapman gerekiyor. Yorumla alakalı bir şeyse üzerine düşünmen, yorumlayabilmen gerekiyor. Öyle ya da böyle konuya çalıştın ve konuyu bitirdin. Bu birinci zaman dilimi. İkinci zaman dilimin tekrar kısmı olacak hocam. Peki burada neyi tekrar edeceğim? Aha da burada öğrendiklerini tekrar edeceksin. Şimdi şöyle bu hafta mesela neyi bitirdik dedik? Tarih bilimi. Sen burada tarih bilimini öğrendin. Burada tarih biliminin tekrarını yaptın. Çok iyi. Ertesi hafta oldu. Burada yeni üniteye geçtik. O da ilk çağ uygarlıkları. Tarih öncesine başladık. İlk çağ uygarlıklarını güzel bir şekilde çalıştın. Tekrar kısmına geldin. Bu kez buraya ilk çağda yazalım. İlk çağ uygarlıkları diyelim. İkisini beraber tekrar edeceksin. Önce hızlı bir tarih bilimi tekrarı, sonra ilk çağ uygarlıkları. Bu hep böyle gitmeli. Her seferinde bu tekrarı en baştan alarak gitmelisin. Her yeni eklediğin üniteyi tekrar ederken sürekli baştan almalısın. Çünkü tarih çok çabuk unutulur ve sürekli tekrar gerektirir. Buna çok çok dikkat edin hocalarım. Bunu da hallettikten sonra gelelim üçüncü basamağımıza. Üçüncü basamakta peki ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Peki nasıl? Hocalarım birincisi bak en temeli yine aynı noktaya geliyorum. Çıkmış sorular. Konulara göre ayrılmış çok fazla çıkmış soru kitabı var. Bunu kendin de tabii yapabilirsin. Yani ilk 5 soru mesela tarih bilimidir. Her yılın ilk 5 sorusunu çözersin. Sonra ilk çağ uygarlıkları arkasından gelen 3 sorunuz. İşte ne bileyim Osmanlıcası, şusu busu derken ilerler. Şimdi soru çözerken bir çıkmış soru çözülecek. Konuyu öğrenip öğrenmediğini orada anlarsın. Çok iyi bir şekilde çıkmış soruların analizini yaparsan çalıştığın konunun sorusu nasıl gelmiş bunu da görmüş olursun. Arkasından geldim soru bankasına. Şimdi soru bankası kullanırken şu çok önemli. İlla şu yayın bu yayın diye bir öneride bulunmayacağım size. Ama şunu yapın. Mesela elinizde atıyorum tamamen 2 tane ya da 3 tane tarih ÖABT soru bankanız var. Bunu bu arada bütün derslere uygulayabilirsiniz. Nasıl yapacağım? Şimdi birinci soru bankasından bak birinci soru bankasından bitirdiğin ünite, ilk üniteyi bitirdik tarih bilimini. Bütün sorularını çöz bak. Bütün soruları. İkinci soru bankasından tarih bilimini bitirdik ya. Sadece birinci testini çöz. Bu hafta. Önümüzdeki hafta şurada tekrar etmiş olacaksın ya. İkinci testini çöz. Bir sonraki hafta üçüncü testini çöz. Bir sonraki hafta dördüncü testini çöz. Hep bu şekilde ilerle. Yani birinci soru bankası hocayla beraber, ünitelerle beraber ilerlesin. İkinci soru bankanızın testlerini haftalara bölerek ilerleyin. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü tarih bilimini bitirdin, tamam. Bütün soruları çözdün, tamam. Bir ay sonra ne yapacaksın? Bir ay sonra bugün üniteyle ilgili yeniden soru çözmen lazım.
O zaman yeni soru bankası, yeni soru bankası, yeni soru bankası. Bu soru bankalarının sayısı o kadar çok artar ki böyle önünde çözemeyecek hale gelirsin. Psikolojik olarak seni bunalıma sokar. Buradaki temel problem senin soru bankasını nasıl kullanman gerektiğini bilmiyor olmanla alakalıdır. Asla kendini böyle bir bunalımın içerisine sokma. Birinci kitap düzenli bir şekilde gitsin. İkinci kitap dediğim gibi haftalara bölerek ilerlerseniz her hafta her üniteden soru çözmüş olursunuz. Bu da size çok büyük bir avantaj sağlar. Marifet 5 tane 10 tane soru bankası bitirmek değil. Bu 2 taneyle de 3 taneyle de olur. Önemli olan çok iyi analiz ederek ilerleyebilmektir. O yüzden bu bilgiye dikkat edeceğiz. Tamam. Soru çözüm kısmımıza böyle zaten 3'e ayırdık. Ha bu arada ben öğrencilerimle beraber şunu da yapıyorum. Şimdi bu programı oluşturduk ya, buna göre konu çalışılacak, tekrarlar yapılacak ve soru çözülecek. Bunun yanına bir de 2 gün daha belirliyorum. Yorum ve ezber günleri. Şimdi bu yorum ve ezber günlerinde şöyle, mesela ezber günleri, mesela haftanın bir günü, çarşamba günleri, işte 2 saat veya 3 saatinizi diyorum ezbere ayırın. Ne ezberleyeceğim ben burada? Ne ezberlemen gerekiyorsa. Tarih biliminden ezberlemen gereken tarihçileri öğren. İlk çağ uygarlıklarını ezber gerektiren kısımları, İslamiyet öncesinin mimari eserleri, tabii ilk çağ uygarlıklarının mimari eserleri de olabilir. Ya da işte ne bileyim, Türk İslam'daki bilim adamları vesaire vesaire vesaire. Artık ne varsa ezber yapman gereken, bunları ezberle ya da ezberliklerini tekrar et. Bu bir. İkincisi, şu yorum dediğim kısımda da bunu tabii ki de soruyla yapabilirsiniz. Ya da yorumdan kastım şu aslında, konunun mantığını kavramak. Yani siyasi tarihtir aslında. Osmanlı yükselme dönemi çalışıyorsundur, kuruluş çalışıyorsundur, Anadolu Selçuklu'ya çalışıyorsundur. O siyasi olay örgüsünü kendi kafanda bir oturtabilmen lazım. Eğer bunu yaparsan zaten olayı kavramış olursun, ezbere gitmemiş olursun, öğrenmede müthiş bir kolaylık sağlamış olursun. Haftanın iki gününde belli zaman dilimlerini bunlara ayırabilirsin. Biz genelde bununla ilgili çok güzel bir ders programı hazırlıyoruz ve her 15 günde bir bu ders programlarını revize ederek ilerliyoruz. Soru çözüm kısmınız ve konu çalışmanız böyle. Denemeler. Şimdi hocalarım, tabii ki de deneme çözmemiz gerekiyor. Denemeler çok çok önemli. Ama konuların en kötü %40'ını bitirmeden deneme çözmeye başlamayın. Yani benim en tavsiyem, en güzel deneme çözmeye başlanacak zaman dilimi Ocak'tır. Ocağa kadar konular biraz ilerler. Sen Ocak 10-15 gibi deneme çözmeye başlarsın. Bu önce 2 haftada bir olarak başlar. Sonra haftada 1'e düşer. Sonra haftada 2 olur, 3 olur derken konular azalır. Denemeler ağır basmaya başlar ve buna göre bir ders programı oluşturulur. Çıkmış sorular, biraz önce bahsettiğim gibi ÖABT'de de çok çok önemlidir. Asla bunları deneme gibi çözme. Kaç net yapacağım acaba? Bunun bir önemi yok. Ama seçenekleri çok çok iyi analiz ederekten çöz. Bu sana gerçekten çok güzel puanlar getirecektir. Netler getirecektir. Çünkü ÖSYM bu sene seçeneklerde kullandığı bir şeyi birkaç sene sonra soru olarak karşına çıkarabiliyor. Ve çıkmış soruları çözerken asla sadece tarih ÖABT'ninkileri çözmüyorsunuz. Bunun yanında sosyal bilgilerin tarih sorularını çözüyorsunuz. Bir de sınıf öğretmenleri. Evet, sınıf öğretmenlerininki biraz basit gelebilir size. Fakat sosyal bilgileri kesinlikle es geçmiyorsunuz. Zaten çözmeye başladığınızda şunu anlayacaksınız. ÖSYM bir yıl sosyal bilgilere sorduğu bir soruyu, konuyu, ertesi yıl gitmiş tarihçilere sormuş ya da tam tersini yapmış. O yüzden iki branşta karşılıklı olarak birbirlerinin sorularını çözmeli. Peki ben bir ÖABT öğrencisi olarak Milli Eğitim kaynaklarını taramalı mıyım? Hocalarım, ben tavsiye etmiyorum. Çünkü öğretmenlerin, KPSS öğretmenlerini kastediyorum, ders işleyiş şekliyle Milli Eğitim kitaplarının ilerleyişi aynı değildir. Ama yine de hocam benim vaktim var, bunu yapabilirim diyorsanız, EBA'da biliyorsunuz ki Milli Eğitim kaynakları PDF olarak yayınlanıyor. O kitapları oradan indirip sadece okuma olaraktan, bak sadece okuma olaraktan, ekstrem gördüğün farklı bilgileri tabii ki de not alacaksın. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Ama benim tek kaynağım işte Milli Eğitim kaynakları olsun, asla olmaz. Tek başına işe yaramaz. Bu bir. İkincisi, ÖSYM Milli Eğitim kitabına geçen bütün bilgileri doğru olarak kabul etmiyor. Hatta sosyal bilgileri mahkemelik olan bir sorusu vardı mesela. Milli Eğitim kitabına aykırı karar alaraktan soru doğru kabul edildi. Milli Eğitim kitabındaki bilgi yanlış kabul edildi. Yani MEP kitaplarına çok fazla güvenmeyin. Akademik olarak desteklenmeli oradaki bilgiler. O yüzden bence bulaşmayın. Ama yine de hocam vaktim var diyorsanız, evet okuma kitabı olaraktan en azından, ya ne anlatıyor bunlar diyerekten, ki bu alan eğitimde de size fayda sağlar, okuyabilirsiniz.
Gelelim AÖF kısmına. Asla buraya bulaşmıyorsunuz. Hocalarım, AÖF kaynakları derya denizdir. Size, etrafınıza, ya ben AÖF kitaplarını okudum, çok faydasını gördüm diyenler olabilir. Derece yapmış birilerinden bunu duyabilirsiniz. Asla ama asla bunlara itibar etmiyorsunuz. Hocalarım, AÖF'ün çok fazla kitabı var. Yani birincisi, hangisini tarayacaksın? Anadolu Üniversitesi'ninkini mi tanıyacaksın? İstanbul Üniversitesi mi ya da diğerleri mi? Hangisi? Bu birinci problem. İkinci problem, çok fazla kitap var. Yani 100'e yakın kitap var ve çok fazla sayfa sayısına sahipler. Bunu bitirmen mümkün değil. O kadar ayrıntıyı kafana yerleştirmen, öğrenmen ayrıca mümkün değildir. AÖF kitapları moral bozar. AÖF kitapları seni çok fazla ayrıntıya sürükler. Asla bu tuzağa düşmüyorsun. Şimdi biliyorsunuz ki bizim 75 sorumuz var. Birazdan soru dağılımından bahsedeceğim. Zaten bu 75 sorunun ortalama 35 tanesi, 35-40 diyelim biz. 35-40 soru GKY tadında gelir. Yani onları zaten yapıyor. Herkes yapıyor bu arada. Bu seneki ortalamamız 41'lerde biliyorsunuz. Genel kültür tadında olan soruları herkes yapmış demektir bu. Önemli olan onun üzerine koyacağınız o ayrıntılı zor olan sorulardır. Ama onlar da asla böyle AÖF'ten en dip bilgiyi çekelim, öğrencinin karşısına koyalım, asla böyle gelmiyor. O yüzden AÖF kitaplarından uzak durun hocalarım. Fakat Milli Eğitim'le ilgili şunu yapabilirsin. Milli Eğitim'in 3 adım adında TYT ve AYT Soru Bankası var. TYT'yi önermiyorum ama AYT Soru Bankası biraz daha bilgi ağırlıklı olduğu için bunu çözebilirsin. Bir de yine ben öğrencilerime bunları kesinlikle çözdürürüm bu arada. Milli Eğitim'in konu kavrama testleri var. Yıl yıl, yani 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf şeklinde ayarlanmış. Bunları da çözebilirsiniz. Ben mesela 3 adım ile bunu zorunlu olarak öğrencilerime çözdürüyorum. Çünkü buradan birebir sorularda geldiği oluyor. Evet, genel itibariyle ÖABT programınız böyle olmalı. Şimdi gelelim ÖABT'deki soru dağılımımıza. En önemli yerlerden bir tanesi, senin neye ne kadar çalışman gerektiğine aslında burası karar veriyor. Hocalarım, önce alan eğitimini bir bahsedelim. Alan eğitiminden 15 tane sorunuz var biliyorsunuz. Bu 15 sorunuz eğitim bilimleriyle tarih öğretim yöntemlerinin birleştirilmiş halidir aslında. Buraya çok dikkat edin. Burası gerçekten önemlidir. ÖSYM bazen buradan zorlayabiliyor. Eğer burayı tamamen hallederseniz kesinlikle müthiş bir avantaj sağlarsınız. Peki bunun dışında neler gelecek? Tarih bilimi dediğimiz ilk üniteden 5 tane sorunuz var. Bu 5 sorudan 2 tanesi eser ya da kişi sorusu olabiliyor. Yani tarihçileri sorabiliyor burada. O yüzden dikkatli olacağız. Müthiş konu ve ezber yapmanız gerekiyor burada. Bununla ilgili zaten birkaç video daha atacağım YouTube'a. Oradan bakarsınız. Osmanlıcadan her yıl 4 tane sorumuz var. Bence kolay soruyorlar Osmanlıca soruları ama benim Osmanlıcam iyi olduğu için bu yorumu yapabiliyorum. Eğer Osmanlıcanız kötüyse zaten bu konuda bir destek alırsınız. Derslerde bunu beraber toparlarız. İlk çağ uygarlıkları basit bir ünite 3 tane sorumuz var. İlk Türk devletleri, yani İslamiyet öncesi Türk tarihi 7 tane soru. Bence çok iyi bir soru sayısı. O yüzden bu üniteye yoğun bir şekilde çalışmanız gerekiyor. İslam tarihinden 3 soru, onda biri Hazreti Ömer döneminden geliyor zaten. Burada çok problem yaşayacağını zannetmiyorum. Bir tane soruyu bazen kasıyorlar ama mesela Malikiliği sormuşlardı Endülüs Emevilerin mezhebi üzerinden. Çok takılmanıza gerek yok. Türk İslam tarihinden 3 tane sorunuz var. Türkiye tarihini de buna kattığınız zaman burası 5 soruya denk gelecek hocalarım. Yani konu ağırlığına baktığınız zaman soru sayısı az aslında, halledersiniz. Osmanlı ve İnkılap tarihi en önemli olan iki kısmımız. 10'ar tane sorunuz var. 20 soru buradan geliyor. Kesinlikle çok iyi dikkat etmeniz gereken sınavın bel kemiği. Yani İslamiyet öncesinden sonra bu ikisine çok iyi dikkat ediyorum. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden bir defa bir iki soruda zorladılar. Genel itibariyle çok zorlamıyorlar. 6 tane sorusu var ama yapabileceğiniz sorular. Fakat Avrupa tarihi ayırt edicidir. Sizin birbirinizi esas eleyebileceğiniz yer Avrupa tarihidir. Çünkü biz Türkiye'de Avrupa tarihini doğru düzgün öğretemiyoruz. O yüzden insanlar Avrupa tarihinden korkuyorlar. Çok çalışmıyorlar ya. Onu başka bir yerden telafi edelim mantığındalar. En büyük hatalardan bir tanesi. Adından korkuyorsunuz biraz da ama hocalarım, Avrupa tarihi kolaydır ve soruları da kolay geliyor. Yani bir iki tane böyle zorla da oluyor ama bu 7 sorudan en kötü 5 tanesini böyle gözün kapalı pat diye işaretleyebilirsiniz.
O yüzden sakın ha sakın Avrupa tarihini es geçmeyin. Tabii ki de hepsi de önemli. Yani ben burada şunu eleyin, bunu elemeyin demiyorum. Aslında anlatmaya çalıştığım şey neye ne kadar önem vermen gerektiği. İşte ilk Türk devletleri, Avrupa tarihi, İnkılap tarihi, Osmanlı tarihi çok sorunun geldiği esas belirleyici olan kısımlardır. O yüzden buralara dikkat edeceğiz. Her üniteye çalışırken o üniteden kaç soru gelmiş, ne kadar yoğunluk vermem gerekiyor bunu bilmen gerekiyor. O yüzden bu liste gözünüzün önünde olsun her zaman. Buna göre dikkat ederekten ilerlersiniz. Peki biz tarih ABT'de neler yapıyoruz hocalarım? Biraz da onun üzerine konuşacağız. Şimdi tarih ABT ile ilgili online eğitim. Eskiden örgün eğitim de veriyordum. Samsun Pekim Akademi'de çalışıyordum ama bıraktım artık orayı. Artık sadece online eğitimler üzerinden ilerliyor. Birincisi, çok güzel bir ders notunuz olmalı elinizde hocalarım. Konu anlatım kitabı başka bir şeydir. Ders anlatımı, ders notu başka bir şeydir. Ders notları daha çok işlevseldir ve daha çok işinize yarayacaktır. Biz genelde derslerimize bu tarz haritalarla birlikte, birazdan göstereceğim, hazırlanmış olan bir ders notuyla beraber ilerliyoruz. Özellikle ezberlemeniz gereken yerler kutu içerisinde özenle gösterilmiş oluyor. Bu tabii ki tekrarlarla beraber 400 saati ortalama bulur. İçerisinde rehberlik de vardır bunun içerisinde. Her ünitenin sonunda soru çözmemiz çok çok önemli. Bunu düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. Tabii benim mesela bu üniteyle ilk çalgınlıkları ile ilgili derste çözdüğüm 50-100 soru evet bir şey ifade eder ama tek başına hiçbir şey ifade etmez. Siz bunu daha fazla çözdüğünüz sorularla beraber daha da pekiştirerek ilerliyorsunuz. Bunun dışında bizim için önemli olan harita incelemeleri. Hocalarım, eğer harita çalışması yaparsanız ki biz derslerimizde bunu çok fazlasıyla yapıyoruz, o zaman görsel hafızanıza çok iyi oturuyor. Mesela burada kavimler göçüyle alakalı bir iki tane haritamız var. Bize neyin nasıl gerçekleştiğini, hangi devletlerde kurulmuş, komşuları kimler, kaçıncı yüzyıldayız ve neler yaşanmış, bunları haritalarla kesinlikle pekiştirmeniz gerekiyor. Eğer evde kendiniz hazırlanıyorsanız mutlaka yanınızda bir tarih atlasınız bulunsun. Ve atlas üzerinden her çalıştığınız devlete ya bu neredeymiş veya olaya işte Fransız ihtilali kimleri etkilemiş, etrafında kimler varmış gibi kesinlikle ya da coğrafi keşifler gibi mutlaka inceleyerek ilerleyin. Bu görsel hafızanıza çok büyük avantaj sağlayacaktır. Harita kullanımı çok çok önemlidir ÖABT sınavında. Bunun dışında başka neler yapıyoruz? Şimdi hocalarım, her ünitenin sonunda İki temel olayımız var. Birincisi şurası. Yani boşluk doldurmalar. Şimdi mesela burada yine ilk çalgınlıkları ile ilgili olan örnek olarak koymuşum. Ben hatırlamıyorsam 150 tane falan boşluk doldurma var burada. Ezberlemeniz gereken bütün bilgiler. Şu şudur, bu budur. Şu şudur, bu budur. Peki bu senin ne işine yarıyor? Bu her hani üniteyi sürekli tekrar etmen gerekiyor ya. Tekrarlarını yaparken bu kağıdı eline aldığın zaman ki 5-6 sayfa bir şey, ünitenin tamamının ezber gerektiren kısımlarını güzel bir şekilde tekrar etmiş oluyorsun. Hem ilk bu boşluk doldurmaları doldururken sana büyük bir fayda sağlıyor, hem de tekrar etmiş oluyorsun üniteyi düzenli olaraktan. Yani bir yere giderken bunu eline aldığında, ne bileyim işe giderken, dolmuşta, mutfakta bir şeylerle uğraşıyorken vesaire vesaire, bunun çok çok büyük avantajını görüyorsunuz. Bu boşluk doldurmaları sizinle de paylaşmaya başlayacağım hocalarım. Zamanı geldiğinde zaten Telegram'dan ve Instagram'dan duyurmaya başlarım. Takip etmiyorsanız kesinlikle takip edin. Bunun üzerine konuşacağız. Evet, ödevlendirmelerimizin birincisi bu. Ha bu arada bir de online testlerimiz var. Şimdi online testlerle şöyle. Her ünitenin sonunda 100 ila 200 soru arasında değişen sorular var. Tamamen online. Ben size bir link atıyorum. Oradan çözüyorsunuz. Bir de tarama testleri yapıyorum. Tarama testleri de şöyle aslında. Mesela ilk 3 ünite bitmiş. Bu 3 ünitenin taraması. Sonra bir 3 ünite daha eklemişim buraya. Onun taraması. Sonra bir 3 daha olmuş. Sonra bunların hepsini birden tarıyorum falan. Böyle sürekli sarmal eğitim dediğimiz aslında. Bu online taramaların ne gibi bir avantajı var? Bir, sıralamanızı görüyorsunuz kendi içinizde. Kaç kişi katıldıysa. Bu motive ediyor. O iyiyim. Ya da demoralize ediyor. Eyvah kötüyüm. O zaman daha çok çalışmam lazım. Sınavdan önce o psikolojiyi yaşaman gerekiyor en azından. Online testler bir de telefon üzerinden de çözebildiğiniz için bilgisayar, telefon her yerden çözebilirsiniz. Hem kolaylık sağlamış oluyor hem de birbirinizi görüyorsunuz ve en önemlisi nedir biliyor musunuz? Ben sizin durumunuzu görüyorum. Yani mesela ta ilk çalgınlıklarını anlatmışım. Sana tarama testi yapmışım. Yarısı yanlış. Hemen arıyorum, diyorum ki hayırdır? Ne oluyor? Hani neden bu üniteyi yapamıyorsun? Nerede problemin var? Sonra tekrar yeni ödevlendirmeler, görevler vesaire vesaire derken onu toparlamaya çalışıyoruz. Önemli olan her bir ünitenin düzenli bir şekilde bitmesini sağlamaktır. Elimden geldiğince de ben sizi sıkıştırarak bunları yapmaya çalışıyorum. Evet, biraz önce bahsettiğim olay. Çıkmış soruları düzenli olarak çözeceğiz.
her ünitenin sonunda yapmış olduğumuz tekrarlarımız aslında hocalarım sorular ve boşluk doldurmalar üzerinden ilerliyor. Bir de bunların dışında şu ekstrem derslerimiz var. Ekstra dersler derken şöyle mesela basın tarihi gibi, eğitim tarihi gibi farklı dersleri gruplandırmaya çalıştım ben. Ya da önemli şahsiyetlerle ilgili biyografi çalışması. Mesela Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak'ı her yerde görüyorsun. Şurada karşına çıkıyor, burada karşına çıkıyor. Ama bütünü görmen gerekiyor. Biz bu milli mücadele kahramanları değil sadece tarihteki bütün önemli karakterleri bireysel anlamda teker teker çalışıyoruz, işliyoruz. Kim, nerede ve neler yapmış bütünü görmenizi sağlıyor. Bu bireyle ilgili bir soru geldiği zaman hangisi söylenebilir, söylenebilirsi tarzına mesela daha rahat yapıyorsunuz. Bir de daha böyle aidiyet duygusu oluşturuyor. Aynı şekilde basınla alakalı ki ÖSYM biliyorsunuz basın tarihinden sorular soruyor. Tabi bu sadece basın tarihi değil. Farklı dersler de olabilir. Mesela eğitim tarihi gibi. Hangisi olursa olsun böyle daha konuyu özüne indirerekten ilerliyoruz. Bu da öğrenmenizi tabii ki de daha da çok pekiştiriyor. Çünkü hem konunun içinde Fevzi Çakmak'ı 50 defayı görüyorsun. Hem de ekstradan bir dersini yapmışız. Bu da sana büyük bir fayda sağlıyor. Aynı şekilde basın yayın da geçerli. Yani hemen hemen birçok alanla ilgili bunları yapıyoruz. Hem harita çalışmaları hem de şu çalışmalar size kesinlikle müthiş avantaj sağlayacak. Hocalarım rehberlik kısmı şöyle. Güzel bir ders programı hazırlamak her şeyden çok çok önemlidir. Yol haritanız olmalı öncelikle. Yani bunu çok basit bir şekilde şöyle örneklendirebilirim. Hepinizin evinde yaşadığı bir durumdur. Böyle saat öğlen olur. 11, 12 olur, 1 olur. Evde annelerimiz hemen dolaşmaya başlar. Ya akşama ne yapsam, akşama ne yapsam, akşama ne yapsam. 3 saat, 4 saat bu sorunun cevabını arar. Ama cevabı bulduğu andan itibaren o yemeği yapması 1 saatini alıyor. Önemli olan o sorunun cevabı. Yani bugün ne yapacağım? Savrulmaman gerekiyor. Savrulmaman için de güzel bir ders programın olmalı. Ne yapacağını bilmelisin. Zamandan tasarruf sağlar. Yorulmazsın ve psikolojik anlamda bunalmazsın. Ama bir ders programın olmazsa, bir rehberlikle beraber ilerlemezsen dalgalanırsın. Bir anda çok çalışırsın, boğucu olur, KPSS sürecinden bıkarsın, kitap yüzü görmek istemezsin. Gevşek tutarsın, bir şeylerde problem yaşamaya başlarsın. O yüzden düzenli, disiplinli ve rehberlikle beraber gitmemiz gerekiyor. Çünkü ben öğrencilerimle beraber genelde her ay yapmış olduğum işte o tarama testleriyle ya da çözdükleri denemelerin sonuçlarını gönderiyorlar bana. O deneme sınavlarıyla beraber nerede ne yapmışlar, nerede eksikleri var, neye ne kadar çalışmaları gerekiyor bunları anlamaya çalışıyorum ve ona göre ders programlarını sürekli olarak revize ediyoruz. Örnek veriyorum eğitim bilimlerinden çok iyi gidiyorsun ama ÖABT'de kötüye gitmeye başlamışsın. Hemen eğitimi bir tık azaltıp ÖABT'yi artırıyoruz. Aynı şekilde GK ile ilgili de bir durum olursa müdahale ediyoruz. Ya da ÖABT'yi kendi içerisinde ya bak burada iyisin, burası sıkıntılı, bunu şöyle yap, şunu şöyle yap. Ezberinde problem var, ezbere yüklen. Yorumda problem var, soru çözümüne yüklen gibi gibi farklı kaynaklar üzerinden yönlendirmeler yapıyorum. O yüzden rehberlik kısmı bence bunun en önemli olan kısmıdır. Bunun dışında kendi özel sorularımı, genelde soru bankam yok bu arada piyasada hocalarım, öğrencilerime çözdürmeye çalışıyorum. Hatta bunların bir kısmını YouTube'a attım. Muhtemelen izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz de izleyin. Gerçekten kaliteli ve güzel sorulardır. Çok özenle hazırlamış olduğum. Bir de insanların böyle dalmaya korktuğu yerlerle ilgili genelde sorular yazmaya çalışıyorum. Çünkü ÖSYM de bunu yapıyor. Yani bazı şeyleri görmezden gelmek çok doğru bir davranış değil bence. Mesela bilim adamlarıyla alakalı olarak ya da ilk çağ tarih biliminde gelen daha doğrusu tarihçilerle alakalı olarak müthiş çalışmalar yaptım. Bunları da soru çözümlerinde zaten görürsünüz. Evet, tarih ve ABT'ye çalışacak hocalarıma benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz hocalarım. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Bunun dışında bira bismillah diyelim. Eylül ayından itibaren başlayalım hocalarım tarih ve ABT'ye çalışmaya. Aman diyeyim geç kalmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Gerçekten yapılmayacak, yaşanmayacak bir süreç değil. Birçok öğrencimiz başarı yakaladı. Siz de bunu yapabilirsiniz. Önemli olan kendinize güvenmeniz, inanmanız, istikrarlı ve disiplinli bir şekilde süreci çok doğru yöntemlerle yönetebilmenizdir aslında önemli olan. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın.